İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Ağır hasta mahpuslar tedavilerin önündeki engeller, zorlu koşullar ve ağırlaşmalarına rağmen infazlar ertelenmediği için yaşamlarını kaybediyorlar. Hapishanelerde yaşanan tüm bu ölümler önlenebilir ölümlerdir. Ancak hiçbir tedbir alınmıyor ve zorlu koşullar sonucunda hasta mahpuslar yaşamlarını kaybediyor. Bu hafta Elazığ Birnoğlu yüksek güvenlikli kapalı hapishanesinde tutulan Emin Aladağ'ın durumunu aktarmak istiyoruz. Emin Aladağ 1993 yılında gözaltına alındığında gördüğü işkenceler sonucunda sağ kolu ve sol bacağında lif kopması meydana gelmiştir. 1998 yılında tahliye edilmiş ancak müebbet cezasının onaylanmasıyla 2000 yılında tekrar tutuklanmış ve Van'da hapishaneye konulmuştur. Hapishanede kaldığı süreç içerisinde ameliyatları geç yapılmış, uzun süre ağrı kesici ilaçlarla tedavi süreçleri geçiştirilmiştir. Yine tedavilerin dışarıda yapılabilmesi için avukatları tarafından yapılan başvurular da süreç içerisinde reddedilmiş ve durumunun ağırlaşmasına neden olunmuştur. Çeşitli hapishanelerde tutulan Emin Aladağ en son Elazığ Birnoğlu yüksek güvenlikli kapalı hapishanesinde tutuluyor. 25 yıldır hapishanede olan Emin Aladağ'ın yaşamış olduğu sağlık sorunlarının üstüne ayrıca uzun süren hapislik koşullarının meydana getirmiş olduğu hastalıklar da eklenmiş durumdadır. 13 Şubat tarihinde gönderdiği mektupla da son durumunu aktarmıştır. Kronik tansiyon ve şeker hastasıdır. Bunların yanı sıra astım, mide fıtığı, boyun fıtığı, bel fıtığı rahatsızları kronik olarak devam etmektedir. Sol kalçasındaki kireçlenmeden dolayı ameliyat olmuş ve platin takılmıştır. Ancak ameliyatı başarılı olmadığı için şu an bastonla yürüyor, diğer bir deyişle hareket kabiliyeti kısıtlanmıştır. Sağ kolundaki lif yırtılması ve kopması nedeniyle ameliyat olmuştur. Aynı şekilde sol kolundan da ameliyat olması gerekiyor. Fıtık nedeniyle sağ bacağı felç olmuş durumdadır. Her iki kolu ve her iki ayağı tutmuyor. Bundan kaynaklı günlük yaşamını arkadaşlarının desteğiyle sürdürmek zorundadır. Kalan 5 yıllık ceza sürecinde hapishanede kalabilecek durumda değildir ve bu nedenle cezasının ertelenmesi için sağlık kuruluna çıkacaktır. Bu süreçte hastalıklarıyla ilgili olarak doktorların kontrolünden geçti ve halihazırda heyet karşısına çıkmayı bekliyor. Yaşam koşullarını olumsuz etkileyen hastalıkları, yaşamını başkasının desteğiyle devam ettirmesi, hapishanelerin olumsuz koşulları, yeterli ve vaktinde tedavi olamaması nedeniyle kalan süresini hapishanede geçirmesi imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle bir an önce ailesinin yanında ve sağlıklı koşullarda tedavisi için tahliye edilmesi gerekmektedir. 32 yıllık mahpus 55 yaşındaki Kemal Gömü rezidüel şizofreni hastası olup kaldığı yerin bir hapishane olduğunu ve kişisel ihtiyaçlarını dahi idrak edemediği ve bu durum adli tıp kurumu raporları ile de teyit edildiği halde 1993 yılından beri hapishanede tutulmaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olduğundan bahisle uzun yıllar tek kişilik hücrede tutulan Kemal Gömü hapishanede gelişen hastalığı nedeniyle birden çok fazla Kocaeli Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisine ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmış. Adli Tıp Kurumu 2010 yılında rezidüel şizofreni tanısı koyarak bu hastalığın kalıcı bir hastalık olduğunu ve sağlık sorunları sebebiyle Cumhurbaşkanı tarafından affedilebileceğini belirtmiştir. AYM kararı ve Adli Tıp Kurumu'nun sürekli hastalık nedeniyle Cumhurbaşkanı affı ile serbest bırakılması mümkün dediği Kemal Gömü'nün halen hapishanede tutuluyor olması can güvenliğine ağır tehdit oluşturmaktadır. Kemal Gömü sen.